Şüpheli kadın ölümleri deyince kuşkusuz ki ilk başta aklımıza Şule Çet cinayeti geliyor. Hepimiz hatırlarız Şule Çet cinayetinde öncelikle bir şüpheli bir durum vardı. İntihar deyip dosyanın üstünü kapatmaya çalışmışlardı. Ancak Şule Çet'in arkadaşlarının, ailesinin kamuoyu desteğiyle, kamuoyuna duyuru yapmasıyla beraber dosya daha ayrıntılı ele alınmış. Ve aslında bunun bir intihar değil, bir cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Aslında ne Şule Çet ilk olaydı ne de son olay oldu. Aslında birçok Şule Çet cinayeti gibi cinayetler yaşanıyor ve ama son yıllarda bu çok arttı. Şüpheli kadın ölümü diye kayda geçen ölüm sayıları kadın cinayeti sayılarını geçmiş durumda. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında bu faillerin kadınları şüpheli gösterecek şekilde öldürmelerinin bir kurtuluş olacağını düşündüklerini gösteriyor. Yani bu nedenle tercih ediyorlar. Özellikle balkondan atıyorlar, yukarıdan atıyorlar ve intihar süsü veriyorlar. Soruşturma aşamasındaki savcıların da, yargılama aşamasında, kovuşturma aşamasındaki hakimlerin de, mahkeme başkanlarının da erkeklerin beyanlarını baz alarak dosyaları yürütmelerinin bir sonucudur bu. Çünkü biliyorlar ki biz ne söylesek bize inanacaklar. Yukarıdan düşmüş, düşürülmüş, atılmış kadına değil erkeklere inanacaklar. Bunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum ben. Şüpheli kadın ölümleri değil ya da intihar değil. Bunlar tartışmasız bir erkek cinayeti. Bütün olaylara baktığımızda, bütün olaylarda hep bir numaralı şüpheli var ve o şüpheli her zaman için korunmaya çalışılıyor ta ki kamuoyu tepkiler yükselince tutuklanıyor. Aslında bu bir öldürme yöntemi. Bu çok açık, net bir öldürme yöntemi ve bu öldürme yönteminin yaygınlaşmasının sebebi de iktidar ve yargıdır. Bu yargı pratiği olmasa bu öldürme yöntemi yaygınlaşmazdı. Şüpheli kadın ölümleri hep şüpheli diyorlar ama aslında şüphe yok. Kadın örgütleri bunu biliyor. Biz bunu bir yerden tanıyoruz. Biz daha önce Türk Ceza Kanunu değiştirilmeden önce yani töre sahikiyle öldürmenin ağırlaştırıcı sebep olmadığı önceki dönemi ve olduktan sonraki dönemi de biliyoruz. O dönemde töre sahikiyle yani namus, aile meclisi kararıyla ölümler ağırlaştırıcı sebep olunca bu sefer bir anda intihar eden, fare zehri içmiş, kendini asmış kadın bedenleriyle karşılaşmıştık. Şimdi de balkondan düşen kadınlarla karşılaşıyoruz ve Aile Bakanı bunu kadın cinayeti olarak kabul etmek istemiyor. Çünkü onların kadınlara dair önemsedikleri tek şey istatistiki rakamlar. Yani İçişleri Bakanı şu kadar kadın öldü, bu bir başarıdır cümlesini kurabiliyorsa, hani bu ülkede bu ay hiç kadın öldürülmedi, hiçbir kadının öldürülmesine izin vermedik gibi bir açıklama yapmak yerine kadın ölüm sayısını düşürdük başarısını açıklıyorsa burada sorun onlar kendi iktidarlarını, kendi menfaatlerini düşünüyorlar ve kadınları da sadece birer istatistiki rakamlara ve sayılara indirgiyorlar. Ne kadar az görünürse uluslararası alanda, çünkü taahhüt etmiş oldukları uluslararası sözleşmeler var, her ne kadar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış ise de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var, Birleşmiş Milletler, SEDAV var, çeşitli koruma yükümlülükleri var. Bunlara karşı bu raporlara girmemek için kayıtlara farklı geçiriyorlar. Soruşturma aşaması çok eksik yürütülüyor öncelikle. Bilinçli olarak. Çünkü ilk müdahale eden ekip emniyet güçleri oluyor. Yani emniyet ya da jandarma oluyor. Emniyet ya da jandarmanın gerekli gibi araştırma yapmaması, faillerin sıklıkla emniyet, polis teşkilatı ve AKP ile iyi ilişkiler içerisinde olan toplam oldukları birçok olayda öyle çıkıyor. Ya fail polis memuru, ya polisle işbirliği yapan uyuşturucu kaçakçısı oluyor, ya çok zengin bir ailenin çocuğu oluyor, ya mafyatik ilişkiler oluyor. Hiçbir şey olmasa zaten İçişleri Bakanı Soylu ile fotoğrafı olmuş oluyor faillerin. Her türlü faille fotoğrafı var zaten onun. Hani böyle bir ilişki ağı içerisinde olduğu için bu kadın katilleri de tesadüf değil ki, hiç tesadüf değil ki iktidarın yakınında, çeperinde, çevresinde olanlar oluyor. Emniyet, savcılık da bu nesnel durum karşısında yeterli soruşturma yürütmüyor.
Gerekli gibi delil toplamıyorlar. Bilgisine başvurulması gereken kişilerin bilgisini almıyorlar. Baş şüpheli görünen adamları serbest bırakıyorlar. Ne zaman ki Twitter'a, sosyal medyaya düşüp de hashtag olunca o zaman tutukluyorlar. Kaç gün oldu artık sayamıyoruz. Gülistan Doku bulunamadı, değil mi? Şüpheli ölüm mü değil mi onu bile bilemiyoruz. Çünkü bir ölüm olup olmadığını bile bilmiyoruz. Peki baş şüpheli nerede? Baş şüpheli kaçmasına izin verildi, evinin taşınmasına izin verildi, soruşturulmadı. Çünkü neden? Çünkü baş şüphelinin babası da emniyet birimlerinin içerisindeydi. Bu birçok olayda biz korunan kollanan bir fail gördüğümüzde hep ucu bir yerde iktidara, ucu bir yerde bakanlara, emniyete dayanıyor ve soruşturma da usulleri de usulüne uygun gitmediği için bilinçli olarak şüpheli bıraktırılmaya çalışılıyor. Aslında birçok intihar, kadın intiharı olayını kazıdığımızda altında illaki maruz kalınan uzun bir sistematik şiddet çıkıyor. Bu şiddet kimi zaman fuhuşa sürüklenme şeklinde zorla fuhuş yaptırmak oluyor, kimi zaman cinsel şiddet oluyor, kimi zaman psikolojik şiddet. Aslında genel olarak kadına yönelik şiddet failleri de korunup kollanıyor. Gerekli bir soruşturması yapılmıyor, yargı süreci çok uzun oluyor, kadınlar o yargılama süreçlerinde ikincil mağduriyetler yaşıyorlar, tekrar bu travmatize ediyorlar. Hiçbir şey yapamasalar, bunu ifşa ettiklerinde, bunu kamuoyuna paylaştıklarında da yine kadınlar yargılanıyorlar. Her halükarda o yargının silahını kadına doğrultuyorlar. O sistematik şiddet görünmediği, kabul edilmediği için bu hale geliyor. Bakın, örneğin işte sistematik şiddet derken TCK 96'yı, yani eziyet suçunu düzenleyen bir kanun maddesini hatırlatmak isterim. Orada der ki hani sistematik bir şiddet, sistematik hal almış bir şiddet söz konusuysa ve bu insan onurunu zedeleyecek boyuttaysa bu artık eziyettir ve yargılamanın eziyetten yapılması, eziyet suçundan yapılması gerekir demesine rağmen kanunda ve gerekçesinde ancak biz savcılara Türk Ceza Kanunu 96. maddesinden eziyetten iddianame hazırlatamıyoruz. AKP başka bir toplum tahayyül ediyor. Yani eşit, özgür, kadınların eşit, özgür, layık bir devlette yaşamasını istemiyor. Kadın erkek eşitsizliğine inanıyor ve bunu tesis etmeye çalışıyor. Bir toplum mühendisliği projesidir. Bilinçli olarak kadınların toplum içerisinde zayıflatılması için hamleler yapılıyor. Ancak bu ülkede ki dünyada da hani bugün baktığımızda artık 21. yüzyılı geride bırakıyoruz. Kadınlar eşitliğin, özgürlüğün tadını aldı ve bu normatif haklarına sıkı sıkıya sarılıyor ve bunu kullanmak istiyorlar. Ama bunun karşıtını isteyen, laiklik karşıtı, eşitlik karşıtı olan AKP'de bu baskılamayla kadınların kendi istedikleri toplumun kurallar içerisinde yaşamasını istiyor ve bu nedenle de aslında yaşam hakkını da tehlikeye atıyor. Devletin bu cezasızlık politikasını elbette ki sadece şüpheli ölümlerde görmüyoruz. Yani ne gariptir ki ülkenin bir yerinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu'sunda çocuklara çarpan panzer olayları, bir diğer genelinde de balkondan düşen kadın haberlerini duyuyoruz. Bunlar aslında birbiriyle çok bağlantılı. Bunlar tamamen aslında adaletsizliğin, yargının olmadığı bir ülkenin tablosudur. O panzerler neden o kadar çok sık sokakta yürüyen, oynayan, mahallesinde gezen çocuklara çarpıyor ve bu çocuklar ölüyor? Bu bir tesadüf değil. Tıpkı balkondan kadınların atılmaları tesadüf olmadığı gibi. Çünkü bu failler biliyorlar ki biz bu suçu bu şekilde işlersek, bu kılıfla işlersek devletimiz bizi koruyup kollayacak.